Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge Topçu. Bugün sizlerle biraz daha farklı bir konu hakkında konuşmak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Bana bu konuyla ilgili çok fazla soru soranlar oldu ve aslında öneride bulunanlar da oldu. Lütfen böyle video çekin diyerek. Bir de biliyorsunuz uzaktan eğitim veriyorum. Pek çok öğrencim var ve bu öğrencilerimden de aldığım geri dönüşler var. Bunların geneli motivasyon, disiplin hakkında sorular. Nasıl başarabilirim? Nasıl süreklilik sağlayabilirim gibi sorular. Aslına bakarsanız bence bu kısım çok fazla atlanan ve kimsenin çok iyi anlatamadığı bir kısım. İşin özü arkadaşlar. Yani bu bildiğiniz işin özü. Fitness diyoruz, vücut geliştirme diyoruz, sağlıklı yaşam diyoruz. İşin özünde zaten önce sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir psikoloji, bir şeyleri görebilmek, algılayabilmek ve kendini disipline edebilmek. Bana göre fitness'ın ve vücut geliştirmenin benim hayatımda sağladığı şeylerin en başında disiplinli olabilmek, planlı olabilmek, motive olamadığımda dahi sorumluluk duygusuyla bir şeyleri yapabilmek, kendi zihnime, psikolojime hakim olabilmek, düşüncelerime hakim olabilmek. Yani aslında fitness'ın size mentalite olarak çok şey katması gerekiyor. İlk önce motivasyonla başlamak istiyorum. Motive olmak elbette, yani bir motivasyona sahip olmanız, hayatınızdaki herhangi bir alanda başarmak, gerçekleştirmek istediğiniz her şey adına aslında size adım atmanızı kolaylaştıracak ve devamını getirmenizi kolaylaştıracak bir kavramdır. Motivasyonu gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz ve sürekli olarak şunu duyuyorum. Hocam nasıl sürekli motivesiniz? Nasıl bu kadar çok motivasyona sahipsiniz? İşte bu kadar aralıksız, istikrarlı bir şekilde nasıl devam ediyorsunuz? Birincisi arkadaşlar, ben bir insanım. Gördüğünüz kadar istikrarlı devam etmediğim zamanlar olabiliyor. Benim de hiç antrenman yapmadan geçirdiğim bir ayım oldu. Ya da işte benim de hiç antrenman yapmak istemediğim aylarca süren dönemlerim oldu. Kendimi böyle zorlaya zorlaya antrenman yaptığım zamanlar oldu. Hani zannetmeyin ki ben böyle sürekli kalkıyorum. Huu, antrenman yapacağım. Hadi antrenman. Bugün ne yapsam? Şunu yapayım, bunu yapayım. Böyle bir şey yok. Duygusal iniş çıkışlarım var. Hayatımda uğraştığım bambaşka şeyler var. Bir işim var. Enerjimi harcamam gereken pek çok farklı şey var. İşte ev işleri var, evimle uğraşıyorum, öğrencilerimle uğraşıyorum. Yeni bir şeyler üretmek için e-kitap yazıyorum. En basitinden işte burada video çekiyorum ve bunun için bile bu kadar zaman harcıyorum. Bunu editliyorum, bunu yüklüyorum. Yani emin olun yapacak daha başka başka bir sürü şu an sayamadığım şeyler var. Ve bu kadar işin arasında, bu kadar kısıtlı bir zamanın içinde bazen canım antrenman yapmak hiç istemiyor. Yani diyorum ki ya bugün yapmasam bunu. Ve o gün yapmıyorum mesela. Ertesi gün tekrar bu hataya düşmemi engelleyen bir şey oluyor. Ve bu motivasyon değil kesinlikle. Bu disiplin. Yani ben sürekli full motivasyon, böyle yataktan fırlayıp kalkan falan bir insan değilim. Ve bence hiç kimse de değil ya. Yani hiç kimsenin böyle olabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Olan varsa ne mutlu ona. Hani bu kadar sonsuz bir motivasyon. Bu dünya dertlerinin içerisinde, kendi özel hayatının içerisinde, ne bileyim işte hepimizin bazı dertleri var. Hepimizin ailesi var, özel hayatı var, iş hayatı var, sosyal hayatı var, dışarıda koronavirüs var vesaire yani. Sürekli motivasyon beklerseniz, bir şey yapmak için hep motive olmayı beklerseniz o şeyi zaten yapamazsınız. Bu yüzden bu motivasyon meselesini gözünüzde büyütmeyin, atın hakkınızda. Peki ben ne yapıyorum? Yani motive olamadığımda, kendimi motive hissetmediğimde ne yapıyorum? Bu bir alışkanlığa dönüştü artık bende. Benim işim ve gerçekten çok severek yaptığım bir iş olmakla beraber ben milli sporcuyum, profesyonel bir sporcuyum, defalarca podyuma çıkmış, çok katı diyetler yapmış biriyim. Elbette kendi sınırlarımı sonuna kadar zorlamış da biriyim. Ancak şu an ben yarışmıyorum ve herhangi bir böyle podyum hedefim, hayalim yok. Benim şu andan itibaren artık tek hayalim işimde daha başarılı olabilmek ve elbette formumu koruyarak
kendimi görmek istediğim şekilde görerek devam edebilmek. Bunun için de yine düzenli antrenman yapmak, beslenme sisteminde çok fazla sapıtmamak, şaşmamak gerekiyor. Disiplinli olmayı öğrendim. Bu spor bana disiplinli olmayı öğretti. Yani siz bir zaman sonra aklınızdan geçenlere, zihninizden geçenlere müdahale edip sizi yönlendirmelerine izin vermemeye başlıyorsunuz. Siz onları yönlendiriyorsunuz. Bana göre başarısızlığın en önemli sebeplerinden bir tanesi tembelliktir. Ve bunu hiç kimse kendine itiraf etmez. Hiç kimse şöyle demez. Ya ben aşırı tembelim, çok tembel bir insanım, yapamayacağım demek istemez. Başlar, devam eder, başkalarını görür, özenir. Ya o yapmış, baksana işte kalçası ne güzel olmuş, beli incelmiş, kaç kilo vermiş ya falan. Hani böyle bir özenmeyle başlar bu iş. Ve der ki o yapıyor, ben de yaparım. Çünkü bu artık bir moda oldu. Ne moda oldu? Spor yapmak. Spor salonuna gitmek. Ne bileyim işte taytlar. Yani spor kıyafetleri bile moda oldu. Yani hiç sporla alakası olmayan insanların bile oradan buradan spor taytı, sports bra alıp işte spor üstü alıp giydiğini, spor çantalar taktığını, sürekli spor ayakkabıyla gezdiğini görüyorsunuz. Eskiden bu böyle değildi. Şu an bu böyle. Yani eskiden gerçekten spor kıyafetler spor yapılırken giyilirdi. Yani bunun ne kadar büyük bir sektör ve ne kadar aslında beyin yıkayıcı bir hale geldiğini de biraz anlamamız gerekiyor. Ben biraz dobra bir insanımdır, biraz değil fazla dobra bir insanımdır ve her şey böyle bam bam olduğu gibi söyleyebilirim. Benim buna başlama sebebim kesinlikle bu değil. Yani ben bir şeye böyle çok özendiğim için ya da hani bu böyle benim beynim yıkandığı için falan başlamamıştım. Tamamıyla kendimi iyi hissetmek istediğim için başlamıştım. Bunun hikayesini sonra anlatırım belki. Ancak şu an buna başlayan herkes bir şeylere özenerek, bir özentiyle başlıyor. Gelelim tembellik meselesine. İzliyor videoları, izliyor. YouTube, Instagram, herkes işte zaten influencer olmuş. Herkes müthiş fit, sağlıklı yaşam, fitness lifestyle, fitness model falan hani. Ve insanların fotoğraflarına bakıyor, diyor ki ben de yapmak istiyorum, ben de yapabilirim. Başlıyor ve başarısız oluyor. Neden? Çünkü aslında bu ona göre bir şey değil. Ve tembelliğini kendi yüzüne vurmamak için de bahanelere sığınmaya başlıyor. Şimdi burada bunu yapan çok fazla insan var. Ve biliyorum beni izleyenler arasında da bunu yapan çok fazla insan var. Bu kötü bir şey değil. Eğer başarma potansiyeliniz varsa ve bunu sadece bir heves, moda olarak görmeyip de ben gerçekten kendimi iyi hissetmek istiyorum, vücudumu güzel görmek ya da işte kendimi iyi hissetmek, sağlıklı olmak ve plus, artı olarak vücudumu güzel görmek, sıkı görmek, dinç görmek benim için bir büyük bir arzu, tutku diyorsanız eğer tamam bunu yaparsınız. Ama buna rağmen yapamıyorsanız ve bir şekilde sürekli bunu çok istemenize rağmen hani tökezliyorsanız, vazgeçiyorsanız ve bırakıyorsanız bir zamandan sonra bunun tek bir sebebi var, tembellik. Ve tembellik farklı farklı kılıklarda aslında karşınıza çıkabiliyor. Mesela şöyle oluyor. Bugün çok yoruldum ya. Yani aşırı yoruldum, anlatamam. İşten geldim. Saat de 9 olmuş. Zaten 2-3 saat sonra uyuyacağım. Bugün spor yapmayayım. Bu cümlelerin hepsi tembellikle alakalı. Ya da erkek arkadaşımla o kadar kötü bir kavga ettim ki. Ya da yakın arkadaşlarınızdan bir tanesiyle. Ya işte arkadaşımla o kadar kötü kavga ettim ki moralim aşırı bozuk. Yani elim ayağım bile tutmuyor. Hiçbir şey yapasım yok. Bu tembellik. Veya bugün hiç modum yok, motivasyonum yok. Ya bu hafta zaten çok kötü geçti. Bugün de salsam bir şey olmaz. Pazartesi ben buna tekrar başlarım. Kendini kandırma artı tembellik. Tembellik böyle kılık değiştirir ve farklı farklı cümlelerle, düşüncelerle aklınıza gelir ve sizi ikna eder. Tembelliğin bana göre bir başka boyut değiştirmiş hali de bazı içinde bulunduğunuz durumları bunun arkasına sığınarak kullanmanız. Yani mesela ya ben işte ilaç kullanıyorum, bu ilaç benim kilo almama sebep oluyor. O yüzden ben zaten hani spor yapsam da büyük olasılıkla benim için bir faydası olmayacak. Acaba yapsam mı? Ama yok, yaparsam da ben bu ilacı kullanıyorum, herhalde bir şey olmayacak. Çok fazla soru soruyorsunuz. Bana geliyorsunuz, diyorsunuz ki hocam ben bu hareketleri yaparsam etki görür müyüm? Nasıl yani? Şimdi ortada böyle nasıl söyleyeyim, soyut bir şey yok ki.
Yani bu insan vücudu anatomi ve o bir hareket oradaki kasları işte eklem açıları falan hani çalışıyor. Oraya kan akışı oluyor. Ne bileyim orada tahribat yaratıyorsunuz. E tabii ki de işe yarayacak. E hocam evde yaparsam olur mu? Neden olmasın? Sen hiçbir şey yapmamaktansa bir şey yaptığın halinle hiçbir şey yapmamış halinle aynı olacağını mı düşünüyorsun? Hayır aynı olmayacak. Elbette işe yarar. Hocam bunu yaparsam kaç güne değişim olur? Buna cevap bile vermek istemiyorum. Arkadaşlar siz sürekli olarak bunu yaparsam değişim olur mu? Bunu uygularsam olur mu? Evde yaparsam olur mu? Peki kaç güne değişim olur? Bir aya ne kadar değişim olur? Benim basenlerim var, kalçamı büyütmek istiyorum. Basen hareketi yaparken kalça hareketi yapsam olur mu? Arkadaşlar yapacaksınız. Yani sadece yapmanız gerekiyor. Soru sormayı bırakıp yapmaya başlamanız gerekiyor. Emin olun en büyük hata, yapılan başarısız olmanın en büyük sebebi çok fazla soru soruyorsunuz. Yani sürekli olarak o konuyla ilgili konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, soru soruyorsunuz ama asla hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben bu kadar çok soru soran hiç kimsenin bir sene boyunca düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde haftada 3, 4 ya da 5 gün hiç aksatmadan spor yapıp beslenmesine de bu bir sene boyunca %80-90 dikkat ederek geçirdiğini zannetmiyorum. Zaten bunu bu şekilde yapsanız ya da yapabilecek bir isteğe sahip olsanız, gerçekten istiyor olsanız yaparsınız. Ben bu soruları almaktan rahatsız olmuyorum. Elimden geldiğince de her soruyu cevaplıyorum. Yani zamanım olduğu her an girip bakıyorum. Çünkü benim hoşuma gidiyor. Yani insanlarla iletişim kurmak, birilerine yardımcı olabilmek benim hoşuma gidiyor. Zaten bu videoları çekiyor olmamın sebebi de birilerine yardımcı olabilmek aslında. Kendi öğrencilerime de WhatsApp üzerinden bana sorular soruyorlar. Ben bunun sürekliliğini, devamını nasıl sağlayabilirim hocam? Yapıyorum, bir ay yapıyorum maksimum, sonra bırakıyorum diyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ve bu söyleyeceğim şey de belki tepki alabilir ya da çoğunuzun hoşuna gitmeyebilir. Ancak bu yine benim düşüncem ve ben doğruluğuna çok fazla inanıyorum. Lise döneminde matematiğe hiçbir ilgim yoktu. Ciddi manada nefret ediyordum ya. Yani sevmiyordum daha doğrusu. Nefret demeyeyim de sevmiyordum. Yapmak istemiyordum, çalışmak istemiyordum. Yani ve kafam basmıyordu. Bu kadar basit. Ya da şöyle söyleyebilirim. Belki sayısal bölümü seçen arkadaşlarıma göre benim de onlar gibi sayısal seçebilmem için onların çalıştığının 5-10 katı fazla çalışarak ve böyle bütün enerjimi gücümü matematiğe vererek onlar kadar bir başarı belki sağlayabilirdim ama belki. Yani yapabiliyor muyum? Bu bana doğal olarak verilen bir şey mi? Değil. Ama gelelim mesela müzik kulağına. Çok iyi bir müzik kulağım vardır. Ne bileyim enstrüman çalmaya çok meraklıydım. Uğraştım, yaptım. Şan dersi aldım, bir ara solistlik yaptım. Yani bunlar benim içimden gelen şeylerdi. Veya Türkçe, dil ve anlatım, edebiyat. Bunlara benim zaten gerçekten doğal bir yeteneğim vardı. O konuda da mesela başka bir arkadaşım 5-10 kat benden çalışmasına rağmen bir Türkçe ya da edebiyat, kompozisyon herhangi bir konuda yapılan sınavda ben onun yarısından daha az çalışıyor olmama rağmen onun 2 katı not alabilirdim. Anlatmaya çalıştığım şeyin şu an özüne geliyorum. Fitness, vücut geliştirme ve spor. Bunların hepsi aslında yetenekle, ilgiyle ve biraz da istekle alakalı şeyler. Yani şimdi şöyle bakabilirsiniz. Spora hiçbir şekilde yatkınlığı olmayan bir insan. Fitness'a ve vücut geliştirmeye. Kendisini zorlayarak yapamadığı bir şey yapmaya çalıştığı zaman devam edemiyor zaten. Vücudunun ve kendisinin buna o kadar büyük bir yatkınlığı yok. Buna devam edebilecek bir istek ve bunu sürekliliğini sağlayabilecek kadar büyük bir arzusu yok. Şimdi siz bu insanı suçlayabilir misiniz? Hayır, suçlayamazsınız. Arkadaşlar hepimiz fitness model olmak zorunda değiliz. Herkesin kocaman kalçaları, incecik belleri ya da işte sizin için hangisi idealse Victoria's Secret gibi incecik bir vücudu, sımsıkı işte karın çizgileri falan olmak zorunda değil. Zaten bu işin genetikle çok büyük bir ilgisi var. Bunu hep söylüyorum. Yani çevrenizde görüyorsunuzdur. Doğru düzgün spor yapmamasına rağmen çok incecik olan, karnında çizgiler olan, kalçası işte sıkı olan arkadaşınız ya da gördüğünüz eşiniz, dostunuz vardır. Ya da gerçekten çok spor yapıyor olmasına rağmen
bir türlü istediği vücuda ulaşamayan insanlar da vardır. Bunun sebebi ne? Sizin genetik kodlarınız. Hepimizin genetiği bambaşka. Ve bu nedenle sizin, yani kasınızın, herhangi birinin kasının iyileşme süreciyle benim kasımın iyileşme süreci farklı. Benim hipertrofi hızım, hipertrofi nedir? Kas gelişimi hızım. Sizin hipertrofi hızınız aynı değildir. Bu yüzden zaten tek bir program yok, tek bir beslenme tarzı yok, tek bir antrenman tarzı yok. Bu yüzden ben burada böyle bir program açıklayıp da size haydi bakalım hanımlar herkes bu programı yapsın. Herkes bu programın sonunda ne istiyorsa ona dönüşecek. Bir sihri yok ki bunun. Bu işin biraz bilimsel bir kısmı var zaten, bu bir. İkincisi, bu işin bir yetenek kısmı var. Yani yapabilirseniz o hareketleri, spor dalını, fitness'ı yapabilirseniz ve buna devamlılık için burayla olan iletişiminiz, yani sizin kendi öz disiplininizi ne kadar iyi kullanabildiğiniz. Herkes bu konuda başarılı olacak diye bir kural kaide yok. Herkes bunu deneyip de ömrünün sonuna kadar hiç aksatmadan müthiş bir şekilde spor yaparak hayatını geçirecek diye bir şey yok. Benim çevremde bu tarz kendi sporcu arkadaşlarım dışında diğer arkadaşlarımda da böyle bir şey yok. Yani benim bir sürü arkadaşım var sporcu olmayan. Hiçbirisi daimi olarak spor yapmıyor yani. Yani bunu bir hayat tarzına dönüştürmediler. Bir aylık, üç aylık, beş aylık kısa bir dönem olarak görüp bir şeye ulaşmak için aynen yarış atı gibi başlayıp önüne bir tane böyle varılacak nokta koyup ona doğru koşarsan daima o noktaya zaten gelemeden vazgeçersin. Çünkü bunu özümsememiş olursun. Bunu hayat tarzı haline dönüştürememiş olursun. Bu noktada söylemeye çalıştığım şey, bunu herkes hayat tarzı haline dönüştüremeyebilir. Herkes idealize ettiği vücuttaki gibi görünemeyebilir. Herkes spor alışkanlığı edinemeyebilir. Bu yüzden kendinize lütfen çok fazla yüklenmeyin. Deneyin, yapmaya çalışın. Ama zaten yapamıyorsanız belli bir yerden sonra bırakacaksınız. Yani bu da bir gerçek. Bu gerçeği de ben açıkça söyleyebiliyorum. Ben neden bırakmıyorum? Çünkü ben artık bunu hayatımın içine yedirdim. Artık benim için, yani spor yapmak şöyle bir şey. Bir gün yapmayayım, iki gün yapmayayım ama ben ona zaten devam ediyorum eninde sonunda. Çünkü kendimi düzenli ve planlı tutmayı seviyorum. Oturup kendime plan yazıyorum. Program yapıyorum. Nasıl ki belli başlı yaptığınız alışkanlıklarınız var. Hatta böyle çok elzem olanlardan bahsedelim. Nedir? Yemek yiyorsunuz, duşa giriyorsunuz. Kesinlikle kadınların zaten böyle bir işte cilt bakımı ya da saçlarıyla uğraştığı bir ritüelleri oluyor yani. Hiç kimsenin yok değildir bu. Yemek hazırlıyorsunuz. Yani bunu yapmak zorundasınız. Yaşamak için yapmanız gereken bazı şeyler var. Bir de daha iyi gözükmek ya da daha iyi hissetmek için yapmanız gereken şeyler var. İşe gidiyorsunuz mesela. Neden? Para kazanmanız gerekiyor. Çalışmanız gerekiyor. Ya da evi temizliyorsunuz. Neden? Çünkü evin temiz olmasını istiyorsunuz. Ve bunu yapmak zorundasınız ve yapıyorsunuz. Eğer spor yapmayı, hareket etmeyi de bunun gibi görebilirseniz zaten hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Yani ben hep bunu böyle düşünüyorum. Diyorum ki sağlıklı olmak için, kendimi iyi hissetmek için, daha iyi gözükmek için, aynaya baktığımda mutlu olabilmek için. Başkaları için yapmıyorum ben bunu. Hep kendim için yapıyorum. Spor yapmam lazım. Çünkü yapmazsam sağlığım kötü olabilir. Vücudum kendini bırakabilir. Erken yaşlanabilirim. Aynaya baktığımda mutsuz olup daha depresif bir hale gelebilirim. Hareketsiz yaşam beni daha agresif, daha mutsuz, daha depresif yapabiliyor. Biliyorum. Yaşadım çünkü. Biliyorum yani nasıl olduğunu. O yüzden ne? Yani gidiyorum ve spor yapıyorum. Ve bunu düzenli olarak yapıyorum. Canım istemiyor, bir yerim ağrıyor, birisi moralimi bozuyor. Çok çalışıyorum. Bazen 8 saat, 10 saat, 12 saat bilgisayar başında kalıyorum. Ama kalkıyorum ve diyorum ki evet şu an modum hiç yok. Evet şu an yorgunum ama bunu yapmak zorundayım. Başlayınca zaten devamı gelecek. Hadi Simge başla diyorum. Ve başlıyorum. Ve şunu çok net söyleyebilirim. Bitirdiğim an oh ya iyi ki yaptım diyorum. Bugüne kadar bir antrenmanı yapıp da hayatım boyunca 2014'ten beri 14'ün başından beri bir fiil düzenli olarak spor yapan bir insan olarak söylüyorum bunu. Hiçbir antrenmanı bitirip de bugüne kadar ya niye yaptım ki ben bu antrenmanı ya demedim. Antrenmanım 15-20 dakika olsa bile. Asla demedim. Diyeceğim o ki harekete geçin.
Kendinize bir plan program yapın. Ve en önemlisi kendi öz disiplininizi kontrol etmeyi öğrenin. Ve bu tamamen akılla bitiyor. Kendinizi ikna etmek, bir şeyleri yaparken sorumluluk duygusuyla davranabilmek, sporda da devamlılığı sağlayabilmek için en önemli şeydir. Zaten düzenli olarak antrenman yapan, spor yapan bir bireye dönüştüğünüzde hayatınızdaki diğer şeylerin de, belli başlı şeylerin de çok daha iyi ve disiplinli bir şekilde gittiğini göreceksiniz. Ve o noktaya geldikten sonra zaten eğer buna bir yeteneğiniz varsa ve devam edebilme gücünüz, istikrarınız varsa her şey siz hiç düşünmeden otomatik olarak devam etmeye başlayacak. Umarım söylediklerim faydalı olmuştur. Umarım gerçekten bunu böyle yapmak isteyen, içinde bununla ilgili bir istek olan ama hani arada sırada işte tökezleyen ya da bu yoldan vazgeçen kişiler belki bu sözleri, bu söylediğimi anlattığım şeyleri duyup olaya başka bir açıdan bakabilir. Öyle umut ediyorum. Özünü kavrayan herkes bu sporu kendisi için yapan öncelikle mental sağlık için, psikolojik olarak daha güçlü ve sağlıklı olabilmek için ve sonra tabii ki de fiziksel sağlık için ve en sonda istediği gibi görünebilmek için. Aynaya baktığında kendi vücuduyla barışık olabilmek için yapılması gereken bir şey. Ve bunun 3-5 ayla değil, belki de istediğiniz görüntüye 3-5 senede ulaşabileceğinizi bileceksiniz. Ya da hiçbir zaman özenip de gördüğünüz bir fiziğe ulaşamayacağınızı bilerek devam edeceksiniz. Neden? Şöyle diyeceksiniz. Benim genetiğimle onunki farklı, benim vücut yapımla onun vücut yapısı farklı, benim bacak boyum farklı, şu gördüğüm mankenin bacak boyu farklı. Ama onun gibi gözükmeme gerek yok. Çünkü ben biriciğim, tekim. O yüzden kendi vücudumda kendimin olabileceği en iyi, en güzel görüntüde olabilmek benim için daha önemli. Kimse gibi olmak istemiyorum, kendimi seviyorum ve önemli olan aynada baktığımda kendimle gurur duyabilmek, psikolojik olarak, mental olarak güçlü olabilmem, kendimi iyi hissedebilmem, bunlar benim için önemli diyebileceksiniz. Şunu unutmayın, hepimiz birbirimizden farklıyız ve dünyadaki en önemli şey kalçanızın ya da belinizin ölçüsü değil. Bir bütün olarak vücudunuza bakarak davranın. Başkasının vücuduna sahip olmayacaksınız ama kendi vücudunuzun en iyi haline sahip olabileceksiniz. Fazla uzatmak istemiyorum. Umarım anlatabilmişimdir ne demeye çalıştığımı. Eğer bana ulaşmak isterseniz simgefitness@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Burada herkesin sorularına elimden geldiğince cevap vermeye devam edeceğim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. Uzaktan eğitim almak isterseniz, benimle çalışmak isterseniz her zaman buradayım. Bilgi almak için mail atmanız yeterli. Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz şuraya bırakıyorum. Videonun açıklama kısmında zaten link olarak da hem Instagram'ımı hem Instagram'daki Simge ile Değişim sayfasını, öğrencilerimin değişimlerinin ve geri dönüşlerinin olduğu sayfayı hem de kendi web sitemi bırakıyorum. Oradan da bakarak yine bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.